Hindistan'ın en mistik şehri Varanasi'de her gün binlerce ölü yakma töreni düzenleniyor. Varanasi, diğer adıyla Benares, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan ülkenin en eski ve en kutsal şehri. Şehir Hinduların binlerce yıldır ibadet yaptığı Ganj Nehri'nin hemen yanında konumlanıyor. Tanrı Shiva'nın şehri olarak da bilinen Varanasi, yaklaşık 2500 yıldır Hinduların hac ziyaretlerine ev sahipliği yapıyor. Şehrin neredeyse her noktasında Ghat adı verilen kutsal banyo noktaları bulunuyor. Ganj Nehri her sene yükselip alçaldığı için önlem olarak nehre doğru inen basamaklar inşa edilmiş. Ghatlar çoğunlukla ölüleri yakmak için kullanılıyor. Daha sonra yakılan cesedin külleri Ganj Nehri'ne bırakılıyor. Çünkü Hindular Ganj Nehri'nde yıkandıktan sonra tüm günahların da arındığını düşünüyor. Hindistan'ın en mistik şehrinde tarih, gelenek, efsaneler ve ritüeller iç içe geçmiş durumda. Adeta açık hava müzesi olan bu kentin geçmişine haydi gelin yakından bakalım. Hinduların dini başkenti Varanasi'de 20.000'in üzerinde tapınak bulunuyor. Bu tapınaklarda her akşam güneş batarken törenler gerçekleştiriliyor. Hindistan'da pek çok şeyin tanrısı olduğu gibi Ganj Nehri'nin de Ganga ismi verilen bir tanrısı var. Ganga için yapılan ibadetler çoğunlukla güneş batarken zillerin çalmasıyla başlıyor. İbadet törenleri aarti olarak isimlendiriliyor. Aarti sırasında büyük tapınaklarda ilahiler söyleniyor ve insanlar hep bir ağızdan bu ilahilere eşlik ediyor. Yılın her günü yapılan aarti ibadetleri Varanasi'nin en fazla ilgi gören geleneklerinden biri. Varanasi'de ölüler geleneksel yöntemlerle yakılıyor. Hindular binlerce yıldır ölülerini toprağa gömmek yerine yakmayı tercih ediyor. Günümüzde bu ritüel pek çok noktada modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Ancak Varanasi'de ölüler geleneksel yöntemlerle yakılmaya devam ediyor. Ganj Nehri'nin kıyısında bulunan gatlar yani nehre inen basamaklar arasında en ünlüleri Manikarnika ve Harishchandra. Her iki katta gün içinde binlerce ölü yakılıyor ve külleri Ganj Nehri'ne bırakılıyor. Ölü yakma işlemi kremasyon olarak adlandırılıyor. Kremasyonu herkes izleyebiliyor ancak fotoğraf ve video çekmek yasak. Ölü yakma ritüellerine göre ölen kişinin en büyük oğlu cenaze töreninin sorumlusu olarak kabul ediliyor. Eğer ölen kişinin oğlu yoksa eşi ya da başka bir akrabası törenin sorumlusu kabul ediliyor. Bu kişi saçını kökünden kazıttıktan sonra beyaz elbiseler giyiyor. Ardından ölen kişinin bedeni beyaz bir kefene sarılıyor ve yakınları tarafından omuzlarda taşınarak Ganj Nehri kenarına getiriliyor. Ceset bir tabuta yerleştirilmediği için Varanasi sokaklarında yürürken ölülerin tüm vücut hatları görülebiliyor. Hindular için bu durum çok normalken farklı kültürlerde yetişen insanlar bu görüntü karşısında allak bullak oluyor. Varanasi'de yapılan her bir cenaze için ortalama 350 kilogram odun kullanılıyor. Ceset odunların arasına yerleştirilmeden önce ölen kişinin bedenine çeşitli kokular ve yağlar sürülüyor. Öte yandan ölü yakma işleminin kutsal ateşle gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için Hindular rahiplere para ödeyerek kutsal ateş satın alıyor. Odunlar kutsal ateşle tutuşturulduktan sonra ölen kişinin yakınları ilahiler okumaya başlıyor. Yaklaşık 4 saat süren törenin ardından ölen kişinin huzura kavuştuğuna inanılıyor. Yanma işlemi sırasında cesetlerin kafatasları patladığı an ruh ve beden birbirinden ayrılıyor. Bazen kafatası patlamayan ölülerin kafasına sopayla vuruluyor. Çünkü kafatası patlamayan ölülerin ızdırap çekeceğine inanılıyor. Ganj Nehri kenarında her gün binlerce ceset yakılıyor. Bu cesetlerin kokusu ise tüm Varanasi'ye yayılıyor. Burası farklı kültürlerden insanların görüp göreceği en sarsıcı şehir olmaya aday. Reenkarnasyondan kurtulmak isteyen kişiler Varanasi'de ölmeyi bekliyor. Hindistan'da ölüm olgusu yeni bir başlangıcı simgeliyor. Yani ölen bir kişinin farklı bir formda tekrar dünyaya geleceğine inanılıyor. Hinduların bir dini inancına göre Varanasi'de ölen bir kişi yeniden doğma döngüsünü tamamlıyor ve nihai sona ulaşıyor.
Bu nedenle hasta ya da yaşlı olan binlerce Hindu bu şehre gelerek ölümü bekliyor. Dünyaya farklı bir bedende tekrar gelme çilesinin sonlanmasına Moksha ismi veriliyor. Hatta bu inanış o kadar yaygın ki şehre bu amaç için Moksha evleri inşa ediliyor. Bir zamanlar şehrin her noktasında Moksha evleri varken turizmin gelişmesinin ardından bu evler otel olarak hizmet vermeye başlıyor. Bu evlerde kendilerine yer bulamayan insanlar aylarca, bazen yıllarca bir battaniyenin altında ölümü bekliyor. Varanasi, Hindular için sakin ve huzurlu bir şehir. Ancak burayı ziyaret etmeye gelen turistler Varanasi'nin dev bir açık hava morgu olduğunu söylüyor. Ganj Nehri dünyanın en pis su kaynağı olarak kabul ediliyor. Ölü bedenlerin ve küllerin nehre atılması bir yana, Varanasi'nin kanalizasyonu Ganj Nehri'ne boşaltılıyor. Çeşitli kimyasallar ve çöpler nehrin içine bırakılıyor. Tüm bunların dışında deri hastalığı bulunan Hindular Ganj Nehri'nde yıkanarak şifa bulacağını düşünüyor. Çünkü Tanrı Ganga'nın bu nehirde vücut bulduğuna inanılıyor. Hindistan hükümeti Ganj Nehri'nin insan sağlığı için tehlikeli olduğunu kabul etti. Ancak bölgeye gelen Hindu hacılar nehrin suyunu kana kana içmeye devam ediyor. Hinduların bağışıklık sistemi Varanasi'nin dokusuna adapte olmuş. Fakat dünyanın farklı noktalarından Varanasi'ye giden kişiler Ganj Nehri'ne girmemesi konusunda sıkça uyarılıyor. Varanasi, Hindular için olduğu kadar Budistler için de kutsal bir şehir. Budizmin kurucusu Buda ilk konuşmasını şehrin hemen yakınlarında bulunan Sarnath'ta yapmış. Bu yönüyle Budistler için önemli bir merkez olan Varanasi her yıl binlerce Budist'i ağırlıyor. Budist kral Asoka Sarnath'a birçok tapınak yaptırmış. Böylece bölge Budist öğretinin merkezlerinden biri haline gelmiş. Bu nedenle hem Hindular hem de Budistler bu şehri gezip Varanasi'nin dini dokusuyla bütünleşiyor. Varanasi'de eğitim geleneksel yöntemlerle sürüyor. Ülkenin dört bir yanındaki öğrenciler eğitim amacıyla bu şehre geliyor. Varanasi, Hindistan'ın dini başkenti olduğu için günümüzde halen geleneksel eğitim yöntemi uygulanıyor. Brahman okulları, kolejler, liseler ve üniversitelerde çağdaş eğitimden ziyade dini eğitim veriliyor. Şehir aynı zamanda sanat, müzik ve dansın merkezi olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın en ünlü dini festivalleri Varanasi'de gerçekleşiyor. Bu şehirde Holi, Diwali, Buda, Purnima ve Ganga Dussehra gibi festivaller her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor.